katman ne kadar yoğundur? Evet, 3 mikron partikülü ancak geçirir. Yoğun bir katman. Ama normal maske kumaşına bakalım. Bu taraftaki. Evet. Filtrasyon kapasitesi çok düşük. Onun için mutlaka iki katman arasında bu özel filtre tabakası olan cerrahi maskeleri tercih etmeliyiz. Bir de 5 katmanlı olanlar var. Onu sağlık ekibi kullanır daha çok. Örneğin burada bir tane N95 maskemiz var. Bunu iplik bölümüne ayırıyoruz ve keseceğiz. Bu N95. Bunda o biraz evvelki filtre tabakasında 2 adet var. Onlar var. Bakın açıyoruz. 5 katman. Burada da yine tele katmanı var. Gördüğünüz gibi ince bir katman bu. İnce. Sonra özel filtre katmanı var. Melt Blown diye geçen. Evet, gördüğünüz gibi çok, biraz daha ayıracağız bunu. Kalın bir katmandır bu. Arkasında göstermez ve burada iki katlıdır bu. İki katlı. Ayırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi normal tele kumaşı, özel filtre tabakası Melt Blown, yine özel filtre tabakası, sonra yine bir katman daha ve bu da aynı zamanda filtrasyon özelliği gösterebiliyor. Karbon özelliği de var ve burada yine normal tele katmanı. Bu da özellikle N95 maskenin katmanları oluyor. Konik N95 maskemiz. Bunun içinde karbon tabakası da vardır ve bir de filtre sistemi vardır. Bu diğer biraz evvelki 5 katmanlı olanlardan farklıdır. Çevreden nefes alırsınız, buradan nefes alırsınız ama nefesi ortadan dışarı verirsiniz. Böylece sizde korona var ise o zaman koronayı buradan dışarıya verirsiniz şu katmandan. Gördüğünüz gibi burası dışarıdan hava almaz ama içeridekini dışarıya verir. Şöyle de olabilir, bakın, bakın. Sonuçta eğer ki bu maskeyi takıyorsanız kendiniz çok iyi korunabilirsiniz. Ama eğer sizde korona varsa sizdeki koronayı dışarıdaki çevrenizde olan kişilere enjekte edersiniz. Onun için biz eğer ki bu filtrasyonlu veya ventilli olan maskeyi kullanıyorsanız başkasına bulaştırmamak için mutlaka ve mutlaka üstüne cerrahi maske takılmasını tavsiye ediyoruz ki bu filtre veya ventil kısmının kapatılması veya başkasına hastalık bulaştırmamak için.